الرحمن الرحيم باب التوقيت في القراءة في الصلاة. Bu bab namazda kıraatın tevkitini, yani müayyen bir sureyi okumak var mıdır? Falan dedik. Bayram namazlarında bu sureler okunur. Bu Ebu Bekir'e ve İbn-i Merzuk'un rivayetleri Ebu Asim'dir. Bir de İbn-i Merzuk yalnız başına rivayet ediyor. Haddesene İbn-i Merzuk'in kâle haddesene vahdû. قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم نعمان بن بشير رضي الله عنه diyor ki صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين iki bayram namazında okurdu بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث العاصي bayram namazlarında bu iki sureyi okurdu. وَإِذَا اجْتَمَعَ يَوْمُ عِيدٍ وَيَوْمُ جُمْعَةٍ bayram namazı ve cüm'e günü ikisi birleştiği vakitte o gün hem cüm'e hem bayram olursa قَرَأَ بِهِمَا gene bu iki sureyi okurdu فِيهِمَا her ikisinde cemiyen cemisinde yani bayram sabahleyin bayramı kıldırır bu iki sureyi okurdu evlede de cuma'yı kıldırır gene bu iki sureyi okurdu. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن إبراهيم بن محمد المنتشر فذكر بإسناده مثله روح بن الفرج بو ikinci hadisi şerifi yine rivayet ediyor. حدثنا روح قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن محمد المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن سالم عن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله يعني نعمان بن بشير'den أين حديث الشريف başka bir senetle rivayet edilmiş oldu. حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم fil aydeyni mislehu bayram namazlarında okuduğunu Semret ibn-i Cündüp'ten rivayet eylediler ve lem yezkuril cüm'e fakat Hazreti Cündüp cüm'eyi zikretmedi yalnız bayramlarda aynı sureleri okuduğunu rivayet eyledi. Haddesene ibn-i Ebi Davud kâle haddesene el-Vehbiyyü kâle haddesene el-Mes'udiyyü fezekere bi-isnâdihi mislehu aynı bu hadisi şerifi başka bir isnatla zikreyledi. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Ebu Asim kâle haddesena Şu'betu an Ma'bed ibn Halid'in an Zeydi ibn Ukbetel Fizari'yi ve zekere bi isnadi mislehu. Evet. Ebu Bekret'e bu hadisi şerifi başka bir senetle rivayet eyledi ki yani arada iki hadisi şerif var fakat senetleri çok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 senet. 6 senet, 7 senet. 2 hadisin 7 senedi var. قال Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdu ki فَذَهَبَ قَوْمٌ bir kavim, bir cemaat sahip oldular. اِلَا اَنَّ هَاتَيْنِ سُورَتَيْنِ bu iki sure سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْعَلَى هَلْ اَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ هُمَا işte bu iki sure elletani şul bir iki suredir ki yenbeği layık olur lil imami imama en yakra okuya bihima bu iki sureyi okuya fi salatil aydeyn bayram namazlarında okuya bayram namazlarında okunması layık olan bu iki suredir ve fil cüm'ati me'fatihatil kitab cüm'ede de gene okunmaya layık olan bu iki suredir. Fakat yalnız bu iki sure mi? Yok. Ma'a Fatiha'til kitab elhamle beraber. Fatiha'yı okuyacak ondan sonra da bu sureleri okuyacak. Ve la yücavizu zalik bu sureleri terk edip de tecavüz etmesi caiz değildir. İlâ gayri başka sureye. Bayramlarda, cümlelerde bunları bırakıp da başka sure okuması caiz değildir dediler. Ve ihtecu ihticac ettiler, hüccet getirdiler.
بِهَذِي الْاَسَارِ bu zikretmiş olduğu hadis-i şerifleri de delil getirdiler. İşte bu bir mezhep. Mezhebin birisi bu ki cümede ve bayramda imama vacip olan bu iki sureyi Zemmi Sure koşmaktır. Bunlara göre. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ اَخَرُونَ Ulemanın diğerleri bunlara muhalefet ettiler. فَقَالُوا dediler ki لَيْسَ فِي ذَٰلِكَ تَوْقِيْتُمْ بِعَيْنِهِ لَيْسَ فِي ذَٰلِكَ bu mesele hakkında olmadı. Tevdîtun vakıtlaştırma. بِعَيْنِهِ bu surelerden başkası okunması diye böyle bir delil yok dediler. Öyle tevkit ki la yembeği layık olmaz en yücavize ila gayri. Onu bırakıp başkasına gitmek caiz değildir bu manada değil. Resulullah Efendimiz bunları okuması başkası caiz değildir manasına değil. Okumuş Peygamber Efendimiz. Müstehap olabilir. Fakat başkasını okursa namaz caiz değildir. Böyle bir mana çıkmaz. Velakin lil imam, imam için caizdir. En yakra bihima bu iki sureyi okuya ve lehu yeni imama caizdir. En yakra bi gayrihima başka sureleri de okuması caizdir. Bunları da okuyabilir, başkasını da okuyabilir. Bu ikinci mesele. Ve kâne minel hücceti hüccettendir. Lehum bu ikinci ferik için fî zâlik bu mesele hakkındaki enne ebâ bekrete ve ebne merzûk Ebu Bekir ve İbn-i Merzuk fethaddesana bize tehdis ettiler, rivayet ettiler. Kala dediler ki haddesana Ebu Amir el-Agadiyyü bize Ebu Amir el-Agadi rivayet eyledi. Kala haddesana Süleyh ibn-i Süleyman an Damratu ibn-i Sa'id an Abdillah an Ubeydillah ibn-i Abdillah an Ebi Vakit. Kala Ebu Vakit'ten rivayet eylediler. O da diyor ki se'eleni Umar'ı Hazreti Ömer bana sordu ki bima kara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fil aydeyn bayramda Peygamber Efendimiz hangi sureleri okudu diye sordu. Oldu ben dedim ki kaf vakterebeti saatu ve enşakkal kamer bir sureyi kafı okudu bir de terebeti saatu ve enşakkal kameri okudu. Yukarıki hadisi şerifi rivayet eden Ebu Bekir ile İbn-i Merzuk değiller mi? Bunu da rivayet eden bunlar. Bak gene bunların rivayetinde geliyor ki Hazreti Ömer demek bir bayram namazında gelememiş de Ebu Vakit'e sormuş ki Resulullah Efendimiz bayramda ne okudu? O da buyurmuş ki birincide Sure-i Kafi, ikincinde İktarebeti Saatü ve Şakkar Kameri okudu. Resulullah Efendimiz okuyunca neye delalet eder? Caizdir. Ama Resulullah Efendimiz ekser öteki sureleri okumuş. Bazen de bunu okumuş. Haddesena Yunus'u kâle ahberen ebn-i Vahdin kâle ahbereni Malik'ün kâle haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Ebu Asim kâle haddesena Malik ibn Anas en Damura en Ubeydillah ibn Abdillah en Umar radıyallahu anhu se'ale Ebu Vakit Hazreti Ömer Ebu Vakit'e sordu ki Peygamber Efendimiz hangi sureyi okudu? Fezekere mislehu. O da bunun mislini zikretti ki yani sureyi kafadan iktarebi okudu. فَهَذَا اَبُوْ وَاقِدْ اَخْقَدْ اَخْبَرَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ İşte Ebu Vakit haber veriyor ki sallallahu aleyhi ve sellem اَنَّهُ قَرَعَ فِي الْاَيْدَيْهِ İki bayramda okudu بِغَيْرِ مَا اَخْبَرَ بِهِ Evet. Onun haber vermiş olduğunu şeyini. Ney? Gayri maşul bir şeyin gayrisini haber verdi ki ahbere bihi onu haber verdi. Men bir kimse ki reva rivayet eyledi. El asar aluvel evvelkes eserleri. Onların birisi kimidi? Abdullah ibn Abbas. Birisi de Nu'man ibn Beşir. Bunlar dediler ki Peygamber Efendimiz bayramlarda, cumalarda sebbih ile Gâşiye suresini okurdu. Ve bu vakitte onların hilafını rivayet eyledi ki sureyi kafına nikterebi okudu. فَمِمَّا رُوِيَنْهُ فِي ذَلِكِ وَقَدْ رُوِيَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Yine Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi ki اَنَّهُ قَرَعَ فِي الْجُمْعَةِ
Cüm'e günü oku dedi. Gayri ma zükire anhu eyza fil asar-ı evvel. Evvelki eserlerde rivayet edilen surelerin gayrisini okuduğu rivayet edildi. Sebbihile hel etadan gayri başka sureler okuduğu da rivayet edildi. Yani Ebu Vakid'in rivayeti bayramda sureyi Kafir'e Nikterebi okuduğu geldi. Ama diyor Cüm'e, Cüm'e'ye gelince başka rivayetler var ki Peygamber Efendimiz başka sureleri okumuş. Evet, فَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ Cüm'e'de başka sureleri okuduğu rivayetlerdendir. مَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ اَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدِ الْمَازَنِ اَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ الدَّحَاكَ بْنِ قَيْسِ سَعَلَ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرِ Evet, Dahhak ibn-i Kays, Nu'man ibn-i Beşir'e sordu ki مَاذَا كَانَ يَقْرَوْ بِهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ وَسَلَّمْ يَوْمَ الْجُمْعَ Peygamber Efendimiz Cüm'e günü ne okurdu? عَلَى أَثَرِ كَانَ يَقْرَوْ اُكُرْدِ هَلْ اَتَاكَ حَدِيثُ الْغَرْشِ هَلْ اَتَاكَ حَدِيثُ الْغَرْشِ Demek ki Sûre-i Cüm'e'yi okurmuş da birinci rekette. Onun peşine neyi okurdu? Ondan sonra da hel etâki hadîsul gâşî. Öyleyse birinci rekette sebbihi okumamış. Yukarıki rivayette birinci rekette sebbih, ikinci rekette hel etâki hadîsul gâşî. Halbuki bunda Nu'man ibn-i Beşir diyor ki birinci rekette Sûre-i Cüm'e, ikincisinde hel etâki hadîsul gâşî'yi okurdu. Bu delil oldu ki başka sureyi de okuyabilir. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا دمرة بن سعيد أن عبيد الله بن عبد الله أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير نعمان بن بشير سرد الضحاك بن قيس ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في الجمعة يعني بلف الجمعة كنين يوكرد قال بيردك الجمعة سورة الجمعة يوكرد وهل أتاك حديث الغاشية بذا؟ هل أتاك حديث الغاشية يقول؟ حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن ابن أبي رافع عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الجمعة أبو هريرة Hazretleri diyor ki Peygamber Efendimiz okurdu fil cümati cüm'e günü bir suretil cüm'e, sure-i cüm'e'yi okurdu. وَاِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ Bir de اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ suresini okurdu. Hel etaydı değil. Bu da başka. حَدَّسَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا أَمِّلُ بْنِ إِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّسَنَا سُفْيَانُ أَمْ مِخْبَلِ بْنِ رَاشِدْ أَمْ مُسْلِمِ الْبَطِينَ أَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم yine Abdullah ibn Abbas'tan da bu rivayet geldi ki Peygamber Efendimiz Cuma günü Sure-i Cuma ile İzâ câkel münafıkûn okudu. قال أبو جعفر إمام التحاوي buyurdu ki فَلَمَّا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Vaktaki Peygamber Efendimiz'den rivayeten geldi fi hadihil asar bu eserlerde, bu rivayetlerde geldi ki ennehu sallallahu aleyhi ve sellem kara'a okudu fil eydeyn bayramlarda vel cüm'ati cüm'ate neyi okudu? Gayra ma ol bir surelerin gayrisini okudu ki ca'a geldi anhu sallallahu aleyhi ve sellem'den geldi fil asar var. Birinci eserlerde okumuş olduğu, rivayet edilen surelerden gayrilerini okudu. Birinci rivayetlerde, eserlerde gelen neydi? Sebbeyle heletay. Halbuki bu sonradan da geldi ki, Kafi okumuş, İktarebe'yi okumuş, Sure-i Cüme'yi okumuş, evet, İzacâkel Münafıkûne'yi okumuş. Bu geldiyse, lem yecül, öyleyse caiz olmadı. En yuhmel hamle bile zalik bu ala tezaddi zıddiyet üzerine ve tekazübi tekazüb, birbirine zıt, birbirini yalanlayıcı olarak caiz olmaz bu. Bu hadisler böyle geldi, bu hadislerde böyle geldi. Bu hadisler birbirine zıt. Birinci hadisler ikincileri tekzip ediyor, ikinciler birincileri tekzip ediyor. Bu caiz olmaz.
İlla hadiste ne olacak? Telif edilecek. وَلَاكِنَّا نَحْمِلُوا Lakin biz bunu hamlederiz. عَلَى الْاِتِّفَاقِ وَالْتَصَادِقُ Böyle bir şekle getiririz ki iki tarafın hadisleri de ittifak etmiş olur ve birbirlerini doğrulamış olur. Yalanlamış değil, tesadüf. فَنَجْعَلُ قِلَرِزْ ذَٰلِكَ كُلَّهِ Bunların hepsini قَدْ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ Peygamber Efendimiz'den vakı oldu. Yani biz bunları kılarız ki Peygamber Efendimiz bunları okuması vakı oldu. فَقَرَى بِهَذَا مَرَّا وَبِهَذَا مَرَّا Bazı kere o sureleri okudu, bazı kere de bu sureleri okudu, oldu. Tamam. Öyleyse hadise birbirine zıt gelmedi. O rivayette sabit, o rivayette sabit. Demek bazı bayramlarda öyle okumuş, bazı bayramlarda öyle okumuş. Herkes dinlediğini nakletmiş yani birbirine hiçbir şey evet. Olmuyor. Yoksa birisini oku değil, diğerini okumayın diye bir emir yok. Evet. فَحَكَى عَنْهُ Peygamber Efendimiz'den hikaye etti. كُلُّ فَرِيقٍ Her bir firke مِنَ الْفَرِيقَيْنِ Bu zıt rivayet edenlerden iki firkenin her birisi hikayet etti. مَا حَضَرَهُ مِنْ Sallallahu aleyhi ve sellemin ama hangi namazında bulundu, hangi sureyi yeşildiyse onu nakletti. فَفِي ذَٰلِكَ دَلِيلٌ Eleyse bunda delil olucudur ki عَلَى أَنْ لَا تَوْقِيْتَ لِلْقِرَاءَةِ فِي ذَٰلِكَ Bu mesele hakkında kıraati tevkit yoktur. İlla şu sureyi okuyacaksın, başkasına geçmeyeceksin. Bu yoktur. Ve enne lil imam, imam için caizdir. En yakra fî zâlik, en yakra okuya fî zâlik, bayramda mâ fâtihatil kitâb, fâtihile beraber eyyel Kur'an işâ, Kur'an'ın hangisini dilerse okuyabilir. Buna delalet olucudur. Ve kezâlike böylecedir. Mâ ulbişî ki rûyan Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi ki ennehu kâne yakra'u fî zâlik yevmel cüm'a. Cüm'e gününde de sebbihi ve hâletâ'yı okurdu. O da böyledir. Yani Peygamber Efendimiz bazı cümlelerini okumuş, bazı cümleler başkasını okumuş. İsteyen onu okur, isteyen başkasını okur. Haddesena فهد قال حدثنا الحماني قال حدثنا أبو عوانة وشريك عن مخول عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما حا وحدثنا فهد قال حدثنا الحماني شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رواية الأرنيور كي buyurdular ki Peygamber Efendimiz kâne yakra'u yevmel cüm'a cüm'e günü okurdu fî salâti subuh sabah namazında elif lâ mîm tenzil evet elif lâ mîm tenzili okurdu ve hel etâ alel insâni hînin meddehâ bir de bunu okurdu haddesena ibn-i mecdûkün gâle haddesena ravhü ibn-i aslem gâle haddesena hammâmin an gatâdete an azrete عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن عباس روايه ذكر في Peygamber Efendimiz cuma günü sabah namazında elif lam mim tenzile secde değil mi secde olur bundan bir de hel etale insan hin min ed-dehr yufur قال ابو جعفر İmam-ı Sahabi dedi ki feleyse fi zalika delilun bunda delil olmadı عَلَى أَنَّهُ شُنُّ زَيْنَكِ كَانَ لَا يُتَجَاوَزْ Tecavüz olunmaz. Zalik. Bu sureler ila gayri gayrisine. Yani sabah namazında bu iki sureden başkasına geçilmez. İlla bunlar okunacaktır diye bir delil yoktur. لَاَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz لَمْ يُحْكَ عَنْهُ Ondan hikaye edilmedi, rivayet olunmadı ki اَنَّهُ قَالَ Peygamber Efendimiz buyurmuş ola ki لَا يُقْرَوْ ف۪ي صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ مَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ غَيْرُ هَاتَيْنِ السُّورَةِ Böyle bir şey rivayet edilmedi ki Cüm'e günü sabah namazında bu iki sureden başka Fatiha'dan başka bu iki sureden başka bir şey okunmaz diye bir rivayet yok. Fatiha o mutlak okunacak.
Fatiha'dan sonra da bu iki sureden başka sure okunmaz diye bir rivayet gelmedi. Hatta la yecûze hilâfü zâlik. O rivayet gelmedi ki diyelim ki bunun hilâfı caiz değil. Eğer Resulullah Efendimiz emretseydi ki sabah namazında, cuma günü sabah namazında bu iki sureden başkasını okumayın deseydi delil olurdu. Ama yok. Rivayet yok. وَلَكِنْ اِنَّمَا اَخْبَرْ Lakin haber verdi. مَنْ رَوَاهُمَا Bu iki sureyi rivayet eden an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki Enver Efendimiz'in haber verdi ki اَنَّهُ كَانَ يَقْرَوُ بِهِمَا Bu iki sureyi okurdu. فِيهِمَا Cuma günü sabah namazının reketlerinde okurdu. كَمَا اَخْبَرَ النُعْمَانُ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Nitekim Nu'man ibn Beşir, Abdullah ibn Abbas haber verdikleri gibi ki اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ يَقْرَوْ فِي الْاَيْدَيْنِ بِمَا زَكَرْنَا Onlar dediler ki bayram namazlarında sebbih, bir de helakayı okur diye rivayet olunduğu gibi bu adam da bunu rivayet eyledi. Nehi yok. سُنَّ قَدْ جَاءَنْ غَيْرِهِمَا Bunların gayrilerinden Nu'man ibn Beşir ile Abdullah ibn Abbas'ın gayrisinden geldi ki اَنَّهُ قَرَهَ بِخِلَافِ ذَلِكِ Peygamber Efendimiz bu iki surenin gayrisini okudu. لَنَّهُ قَرَهَ بِهَذَا مَرَّ Bir kere böyle okudu ve daha da mürver. Bir defa da başka öteki sureleri okudu. فَكَذَٰلِكِ işte böylecedir. مَا اُلْ بِشَيْكُ حُكِّيَ عَنْهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ'den hikaye edildi. مِنَ الْقِرَاتِ فِي صَلَاتِ الصُّبْحِ يَمَ الْجُمَعِ Cuma günü sabah namazındaki kıraat hakkında hikaye olunan, rivayet olunan da böyledir. يَحْتَمِلُ مُحْتَمِلُ olunken يَكُونَ قَرَى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ okumuş ola bihi bu sureleri merreten bazı kere اَوْ قَرَى بِهِ مِرَارًا Yahut da bunu bir kere değil de birkaç kere okumuş. سُنَّ قَرَى بِغَيْرِهِ Gayrilerini de okumuş ola. فَيَحْكِي كُلُّ مَا فَيَحْكِ هِكَايَ دَرْ كُلُّ مَنْ هَدْ بِكِمْسَكِ حَضَرَهُ حَضُرُ اللّٰهِ مَا سَمِعَ مِنْ قِرَاتِهِ Peygamber Efendimiz'in kıraatinden işittiğine hazır olanlar hikaye ettiler. Herkes geldi, hazır oldu, o işittiğini hikaye etti. وَلَيْسَ فِي ذَٰلِكَ دَلِيلٌ Bunda delil olmadı, olmaz, olmadı. عَلَى حُكْمِ التَّوْقِيدِ Tevkid hükmüne delil yoktur. Yani bu sure vakıtlanmıştır. Bu sureden başkası okunmaz diye delil yoktur. Ve cemi'u mâ zehebnâ ileyhi. İşte bizim zahip olduğumuz meselelerin cemisi fî hâdel bâb bu meselede kavlu ebi hanifete ve ebi yusufe ve muhammed ibn hasen rahimehumullahu teâlâ. Bu üç imamın kavli de bu kavlâ.